Beyler bayanlar selamlar. Yeni bir airdrop ile evet yeni bir kazançla daha karşınızdayım. Ama bu sefer bu airdrop daha öncesinde bahsettiğim projeye girenler için geçerli. Çok yüksek olmasa da belli miktarda evet yine airdrop'tan bedava para geldi arkadaşlar. Neyse gelin şimdi bu projeyi inceleyelim. Airdrop ne dağıtmış? Daha sonrasında ne dağıtacak ve sizin bunu airdroplara katılabilmeniz için ve sonrasında da free to play olacak olan bu oyuna girebilmeniz için ya da bir şeyler almanız gerekiyor mu? Gerekmiyor mu? Neyse. Gelin şimdi hepsini birlikte inceleyelim. Öncelikle projemizin ismi Planet 9. Evet bu sefer Planet 9 diyeceğim. Planet XXX demeyeceğim arkadaşlar. Planet 9. Daha önce hatırlarsanız bu projeyle ilgili bir sürü aslında video çekmiştim. Airdrop ile kazan arkadaşlar. Örneğin Free to Play oluyor. Şimdi bize ne geldi? Ah tabi biraz önce kayıt alırken bir sıkıntı yaşandığı için o kısmı size gösteremeyeceğim ama hemen şuradan Polisken'e girelim arkadaşlar. Evet, Polisken'den benim cüzdanı aratalım. Ben size nasıl bir işlem yaptığımı göstereyim. Şu işlemi açarsak eğer arkadaşlar bana toplamda 51 tane token geldi. Ve bu 51 token'ın karşılığında da ben ne kadar almışım? 26 dolar almışım. Şuradan saate bakacak olursanız da 8.39 ama kayıt açmayı unutmuşum. Daha doğrusu klavyedeki tuş çalışmamış. Ben o anlat falan anlat. Neyse. Bir daha baştan kayıt aldığım için ve bu kısmı size tekrar gösteremeyeceğim için maalesef Polisken üstünden gösteriyorum. Eğer siz de bir şekilde arkadaşlar airdrop'tan faydalandıysanız ve sizin hesabınıza cüzdanınıza token yattıysa çok basit yapmanız gereken şey ne? Quicksave'a giriyorsunuz arkadaşlar, yukarıya oyunun token'ını yazıyorsunuz, aşağıya UST ya da çevirmek istediğiniz hangi token'ı onu yazıp buradan swap işlemini gerçekleştiriyorsunuz. E peki kimler mi kazandı bu airdrop'u? Hemen neredeydi Discord? Şuraya geçelim arkadaşlar. Şimdi kazanabilmeniz için belli başlı bazı adımları vardı. Kaç? 6-7 tane falan adım var burada. Hatta 3, 6, 7, kaç sayamadım. 3, 6, 7 tane adım var arkadaşlar. Şimdi ilk adım ne diyor? Bunların bir yeni dropları vardı. Yeni droplardan eğer bir tane NFT aldıysanız arkadaşlar 125 binlik havuzdan siz de faydalanabiliyordunuz. Ve bu aldığınız dropu paketi açtığınızda da yine ekstradan 125 binlik havuzdan bir pay almaya hak kazanıyordunuz. Territory sahibiyseniz de arkadaşlar ama territory diyorum normal bir tane pixten bahsetmiyorum. Hatırlarsanız onu bölge halinde yan yana bir şekilde dizip bunu bölge haline getirdiğinizde terörite oluyordu. Ve bu şekilde bir bölgeye sahipseniz 375 binlik havuzdan faydalanabiliyordunuz. Geçen senenin sonlarında bet satışları olmuştu. Ve bu beşlerden işte 3 tane çeşidi vardı. Bronze, Silver ve Gold. Gold bunların arasındaki en iyiydi. Onun 125 bin, bir altındaki Silver'a 75 bin ve bir altındaki Bronze'a da 50 binlik havuzdan pay dağıtılacaktı arkadaşlar. Son olarak da bu elimizdeki pikseli, bu arazileri hatırlarsanız oyun içindeki marketten alıp satabiliyorduk. Yani elinizi açtınız paket çıktı paketin içinden 10 tane land geldi size. Bunu bir başkasına satabiliyordunuz. Ya da siz bir bölge oluşturmak istediğinizde başkasının satılık olan arazisini satın alabiliyordunuz. Bir şekilde 21 Eylül'e kadar bu trade işlemini gerçekleştirdiyseniz de 375 binlik havuzdan yine hak kazanıyordunuz. Ama unutmayalım size direkt 375 bin yatmıyor. Oh keşke öyle olsa. Ama o zaman da ekonominin ucu gider zaten elinizdeki bir para etmez. Neyse 5 sahibi olduğum için o havuzdan faydalanabildim. Ve biraz önce de sizlere gösterdim. Neredeydi bu işlemdeki ne kadardı? 51'lik bir hak kazandım. Sizin de cüzdanınıza yatmış olabilir. O yüzden mutlaka kontrol edin arkadaşlar. Boş boşuna para orada yatmasın, ölmesin. Onu değiştirin ya da yapabileceğiniz diğer işlemle hemen neredeydi? Buradaydı. Arkadaşlar stake yapabilirsiniz. Oyunun daha uzun süre gideceğini, token'ın sabit kalabileceğini ya da bir şekilde stake'den gelen kazancın token düşüşünden daha yüksek olacağını yani kâr edeceğinizi düşünüyorsanız buradaki stake kısmından dilediğiniz miktarda stake yapabilirsiniz. Neler var burada? Aylık var, 3 aylık var, 6 ay ve 12 aylık var. Ama mutlaka şunu dikkat edin arkadaşlar. Şuradaki oranlara dikkat edin. Buradaki yazan %36 bir yıllık değil 12 aylık. Çünkü even per year yani yıllık arkadaşlar 12'yi bölmeniz o şekilde hesaplamanız gerekiyor. Burada da bir diğer yenilik de şu arkadaşlar. Daha öncesinde landmarklar vardı. Bu landmarklar nereden çıkıyordu arkadaşlar? Rafflardan çıkıyordu. Elde etmesi çok zordu. Ya da çok nadiren airdroplarla yine dağıtılıyordu. Ve bunların da artık stake açıldı. Eğer bir şekilde siz de çekilişler landmark sahibi olduysanız mutlaka bunu da stake'e koymayı unutmayın arkadaşlar. Para kazandırmaya başlasın bir an önce. Landmarklarla ilgili de daha fazla bilgi sahibi olmak için hemen white paper'ımıza geçelim yukarıda arkadaşlar.
Şöyle, White Paper ikinci versiyonu yayınlanmıştı. Bir önceki video neredeydi? Buradaydı hatta. Şöyle bakalım, White Paper'ı nerede incelemeye başlamıştık? Şurada adım adım incelemeye başlamıştık. Çok detaylı incelemesini bu videoda bakabilirsiniz arkadaşlar. Ama gelin şimdi en azından şu an konuştuğumuz konularla ilgili kısımları ben size tekrardan göstereyim. Neredeydi? Birazcık daha yukarıdaydı galiba Landmark. Hah. Evet, bulduk. Ne demiştik? Landmark'lar Lucky Cat adlı raffle'lardan, çekilişlerden çıkıyor oyunu. Kendi düzenlediği çekilişlerden ya da diğer etkinlikler ve airdroplardan alabiliyorsunuz. Tabi bu Landmark'ların kendi işlerinde de yine nadirlikleri var, legendary'leri var arkadaşlar ya da outlier diye geçen çeşitleri var. Peki bu Lucky Cat falan dedin, o zaman ne alaka dersen de bunları nereden elde ediyoruz? Bununla ilgili de yine dropları var. Hatta hemen şöyle drop kısmına da geçelim. Hemen drop açtığımızda karşımıza fiyatı çıkıyor. Hatta burada bende indirimli yazıyor. Ha, hatta oraya değinelim. Neden indirimli arkadaşlar? Şöyle bir durum var. Daha öncesinde söylemiştik, 5 sahibi olanlar farklı farklı şeylerden faydalanacak. Neydi? Airdroplardan faydalanacak. Ne oldu? Token'ın airdropu oldu. Hemen 25 doları koyduk. Aynı zamanda projenin daha ilerisinde de yer almak istiyorsanız bu dropları daha indirimli alabiliyorsunuz. Normalde bir paket 120 dolara satılırken Bronze 5 sahibiyseniz arkadaşlar 95 dolara ya da Silver 5 sahibiyseniz 89'a, Gold sahibiyseniz de 83'e kadar düşüyor. Eğer bunlardan daha fazla adede sahipseniz, 5 tane sahipseniz arkadaşlar, bu sefer neye düşüyor? Fiyat daha da aşağıya doğru iniyor. Benim fiyatım da şu anda 89,25. Yani ben şuradayım. Evet, Silver 5 sahibi olduğum için benimki 89 dolara. Peki bunun içinden ne çıkacak arkadaşlar? Anniversary Pack çıkacak. Anniversary Pack'in dışında Loot Crate çıkacak ve Lucky Cat Meta Share. Lucky Cat, Lucky Cat diyorduk ya biraz önce White Paper'da. Hemen şuradaki Lucky Cat. İşte bu landmark'ları da bu sayede sahip olabiliyorsunuz. Bu landmark'tan daha da önemlisi, oyunun bir sonraki aşamasında ne yapmamız gerekiyor? Hemen onu da şöyle aşağıya doğru indirirsek, inelim 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 inelim. En önemli yer arkadaşlar, en önemli yerimiz bizim bu tablo. Bu tabloya çok dikkatli bakın. Çünkü oyunun genel mantığı bu şekilde seçecek. Nasıl mı? Öncelikle bir atık toplayacağız. Bu atığı da dronlarımız olacaktı ve bu dronlar işte otomatik olarak atık toplayacaktı. Bu atıkları Astro Kredi'ye dönüştürebileceğiz ya da diğer resource'lara, consumables'lara dönüştürebileceğiz arkadaşlar. İki şeye dönüşecek. Ve bu ikisiyle de aldığımız pixel araziler vardı ya, bunlara bazı binalar dikileceğiz ve bu binalardan da enerjiler üreteceğiz. Bu enerjiyi de tekrardan yine binalarımızı geliştirmek için kullanıp daha fazla enerji çıkartabileceğiz ya da oyundaki token'a dönüştürebileceğiz ve bu da direkt cebimize girecek para anlamına geliyor. Ya da daha fazla arazi alabileceksiniz. Pix dediği şey altıgen araziydi hatırlarsanız. Ve bunun da tüm yönetimini Mission Control kısmından yapacağız. Fark ettiyseniz yine altıgen arkadaşlar ve buradaki bazı yerlere binalar dikebiliyoruz. Hatta şurada bir tanesinde claim var ve bu claim'e tıkladığınızda büyük ihtimalle bize enerji gelecek. Hemen şu aşağıdaki kısma da geçelim. Atıklar, en temel kaynak resource demiştik ya. Bu atıkları arkadaşlar nasıl dönüştürüyoruz peki? Eternal Lab'da Blueprints'e ve Biomass'a dönüştürebiliyoruz. Bunlar ne? Bunlar da işte o binaları dikmek için gereken şeyler arkadaşlar. Ya da Global West sistemde direkt Astro Credits'e dönüştürebiliyoruz. Astro Credits de yine binamızı dikebilmemiz ya da yükseltmemiz için gerekli şeylerden bir diğeriydi. Peki bu blueprintlerin bir modların çıkma olasılığı ne? Legendary yine her zamanki gibi çok düşük, 2,41. Blueprint ise daha da düşük arkadaşlar, 1,20. Gerçi blueprint düşürmek gerçekten çok 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 zor. Ve bu Loot Crate biraz önce şuradaki airdrop'ta neredeydi? Loot Crate'te size verilecek demiştik ve bu Loot Crate'in içinde arkadaşlar bu biyomodlarının da çıkma olasılığını görebiliyorsunuz. Hatta Blueprint'lerin çıkma olasılığı daha düşük. %1 arkadaşlar. 100 tane paket açacaksınız. Bir tane düşüyor. Bayağı düşmüş bu arada. Bir de Astro Kredisi olacak. Mutlaka %7 şansla Astro Kredisi alıyorsunuz. Aslında Astro Kredisi çıkmaması çok daha iyi gibi gözüküyor şu anki durumda. Neyse, bir önceki videoda, şuradaki videoda bunları teker teker incelemiştik. Sayfa sayfa incelemiştik ve çok daha uzun konuşmuştuk. Direkt White Paper ile ilgili bir konuydu arkadaşlar. Dilerseniz White Paper'ın diğer inceleme kısmını bu videodan devam edebilirsiniz. Bir de geçelim diğer güzel habere. Hani şu anda bir airdrop kazandıysanız ya da ben de bir şekilde gireyim airdroplardan oyundan faydalanayım diye düşünüyorsanız arkadaşlar, bununla ilgili geçenlerde yine bir tweet çıkmışlardı. Burada paylaştıkları, yaptıkları tüm airdropların neler olduğu, hatta şuradaki sonraki aşamalarda işte airdrop 1, airdrop 2
bu stake'ler ne kadar gelecek, Predator'a ne kadar ayrıldı, takıma ne kadar ayrıldı. Yani Westing'le ilgili tüm bilgilere de buradan ulaşabilirsiniz. Nereden arkadaşlar? Hemen şurada zaten bu tweetlerini de paylaşmışlardı. Ve ardından sonraki airdroplarından da bahsediyor. Hatta sonraki airdropları demişken aşağıya doğru inelim. Videonun başında havuzdan bahsetmiştik ama ne kadar kazandığınızdan bahsetmemiştik. Hani neydi? Eğer drop satın aldıysanız arkadaşlar 9.70 direkt aldığınız NFT başına kazanmış olmanız gerekiyor. Eğer bu drop'u açtıysanız da 12.20. Bir terörist sahibiyseniz 17.32. Eğer 5'lerden en yükseğine gold'a sahipseniz 136, 23, 3 diye aşağıya doğru iniyor nadirliğine göre. Ve bu marketinde de bir şekilde alışveriş yaptıysanız 93 token sizin cüzdanınıza gönderilmiş olması gerekiyor. Mutlaka cüzdanlarınızı o yüzden kontrol edin. Hani biraz önce havuzda şu kadar demiştik ya, kişi başına düşen de ya da NFT başına düşen de burada yazıyor arkadaşlar. Sonraki airdroplarında da arkadaşlar yine bir bilgi paylaşmışlar. Şunun gerçeğini aç dersek hemen şurada yüklensin. Planet9'ın sonra yapacağı airdroplarla ilgili tüm veriye de bu tablodan, bu görselden ulaşabiliriz arkadaşlar. Vest'le ilgili planlanan airdrop'un %25'i 5 Ağustos tarihinde herkese dağıtılmış. Daha sonraki dağıtılacak vest miktarını, nasıl dağıtılacağı, hangi tarihte olacağına bu görselden bakabilirsiniz. Aynı şey Astro Credit içinde, Loot Credit'ler içinde, Cargo Drop NFT'lerde ve burada örneğin Surprise yazıyor. Meta Shares'ten biraz önce bahsetmiştik. Dağıtılacak olan Enerji, Biomod, Facility, tüm hepsine buradan ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Bunu nereden ulaştık peki? Hemen Discord'larına gelin. Discord'u o yüzden takip edin. Announcement'lara bakın arkadaşlar. Geç olmadan bu airdroplardan siz de faydalanın. Planet9'la ilgili her şeyi de bahsettiğimize göre arkadaşlar, bu sefer kapanışı tipik outro'mla değil, oyunun hazırlattığı trailer'la, daha önce sizlerle paylaşmıştım ama yeni gelenler için bir daha paylaşayım çünkü güzel trailer'dı, benim gayet hoşuma gitmişti. O trailer'la bu sefer kapanışı yapıyoruz. Bir sonraki projede görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.